Değerli arkadaşlar, şimdi Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Avrupa'dan çok farklı sesler geliyor. Çok farklı telaşlar var. Ve uzun yıllardır Fransa'da çalışmalarını sürdüren serbest gazeteci Adnan Özgürzen Türk şimdi bağlantımda. Açıklıkla söylemek gerekirse benim oğlum olur kendileri. Özgür merhaba. Merhaba, merhaba. Herkese selamlar. Puslu bir, güneşli ve puslu bir Fransız günü. Fransa günü. Avrupa'nın genel havası. Kışa doğru Evet, yaklaşıyoruz. bence duruma çok uygun bir havayla Evet. bu yayını yapıyoruz. Şimdi gördüğüm kadarıyla Trump'ın seçilmesi birçok Avrupa başkentini pek memnun etmemişe benziyor. Doğru mudur? Yani bunu pek çok başkent, evet, Avrupa başkenti diyebiliriz. Yani bence genel olarak evet. Yani pek aslında esas tanımlama burada belirsizlik olur. Yani Belirsizlik. Ha, insanlar ne anladım. adım atacağını, ne yapacağını Avrupa'da liderler pek kestiremiyor şu anda. Belirsizlik daha doğru bir kavram olabilir aslında Avrupa açısından. Peki nasıl görüyorsun? Mesela iki tane ana ülke var. Fransa ve Almanya Avrupa Birliği'ni taşıyan. Sen de onlardan birinde yaşıyorsun zaten. Gelişmeleri bu yönden baktığında genel olarak bize tarif edebilir misin Avrupa'daki durumu? Yani uzun süren bir seçim dönemi Amerika Birleşik Devletleri açısından aslında Avrupa açısından da uzun sürdü. Evet. Yani belirsizlikleri, ne cevap verecekleri, ne adım atacakları belli değil. Yani Avrupalı liderlerin kafası karışmış durumda. Belli şeyler var. Nasıl tepki verecekleri konusunda. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha seçilmesinin ardından, Trump'ın seçilmesinin ardından direkt açıklama yaptı. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamamız gerekiyor dedi. Yani bu Amerika'nın bir seçimi, saygı duyuyoruz ama bu böyle olabilir mi anlamında. Yani biz kendi, ne denir Türkçe'de, kendi göbek bağımızı kendimiz kesmemiz gerekecek bir döneme doğru gidiyoruz minvalinde mesajlar gönderdi. Bey, anladığım kadarıyla Donald Trump'ın Amerikan başkanlığına oturmasından sonra Avrupa'ya dönük güvenlik gücünü veyahut askeri yardımlarını keseceğini düşünüyor. Şimdi evet, Avrupalı liderlerin genel kanısı bu. Genel perspektifte bunu gösteriyor. Ama bu bir tek Avrupa özelinde olan bir durum değil. Bu dünya üzerinde olan bir durum. Çünkü önce Amerika diyerek yola çıktı. Birinci dönemini tecrübeleriyle atlattı Trump. Ayağı kolu biraz bağlıydı. Evet. Ama kendi bir ekonomik şeyi var. Ekonomik ve politik bir duruşu var. Önce Amerika diyor. Bu konuda da önüne geleni hiç tanımıyor Trump. Evet. İlk döneminden gördüğümüz kadarıyla. Tabii bunun bir sancıları var. Bunun beklentisi ne olacağı yönünde bazı düşünceler var kafalarda. Bu tüm dünya için böyle. Aslında birkaç şeyde özetleyebiliriz bunu. Mesela enerji, iklim, ticaret, merkez bankacılığı mesela çok önemli. O global bir ekonomik sistemi tehdit edecek. Yani Trump sonuçta Merkez Bankası'nın kontrolünü de ele geçirmek istiyor. Amerika Birleşik de bu global bir krize dönüşebilir. Sürdürülebilir çevre politikaları, Rusya, Ukrayna, yani o kadar çok ele alınacak konu var ki bu bir saniyelik bir şey değil. Mesela Avrupa Birliği sözcüsü de en son Ursula von der Leyen de en son bir açıklama yaptı. Evet. Mesela enerji politikaları üzerine bir açıklama yaptı. Rus gazı yerine ABD gazı alabiliriz dedi mesela. Evet. Daha Trump başa geçmedi. Şubat, Ocak'ta Bugün geçecek. Daha Trump onu 20. satacak onlara zaten. Ya zaten ana politikası o. Fosil yakıtları satmak istiyor ülkesinden. Yani oradan bir gelir kaynağı üretmek istiyor. En büyük şeyi bu. Ama önceden imzalanmış bir Paris İklim Anlaşması var. Bunu zaten ilk döneminde çıkacağım dedi. Çıktı Evet. yani. Şimdi
buna da devam etmek istiyor. En büyük gelir kaynağını yine petrolde görüyor. O lobide görüyor. Evet. Klasik bir Amerikan başkanı edasıyla geliyor diyebiliriz. Tabii bu Avrupa açısından bütün dengelerin değişmesi anlamına geliyor. Çünkü bütün Avrupalılar hazırlıklar çevre politikaları üzerine yapıldı. Avrupalılar esasında yeşil enerjiye geçiş sürecini önemsiyorlardı. Ve onunla ilgili bir sürü yatırımlar yapıyorlardı. Şimdi Trump anladığım kadarıyla bu çevreci durumlara biraz karşı çıkıyor. Doğru mudur Özgür? Aynen böyle. Çevreci politikalara tamamen karşı çıkıyor. Ve petrol özellikle LNG satmak istiyor Avrupa'ya. Yani gazı, Rusya'nın gazını kendine döndürmek istiyor. Evet. Bu tarzda bir şeyimiz var. Aynı zamanda yani bir sürü politikacıdan tepki var. İlk daha seçim gecesi Fransa hükümet sözcüsü Bregon açıklama yaptı. Dedi ki artık dedi ABD'nin ne yapacağını değil Avrupa'nın neler yapacağını sormalıyız kendimize. Yani evet. Savunma, endüstriyel toparlanma, bazı kilit sektörler var. Bunlarla ilgili biz ne yapacağız? Yani orada Rusya duruyor. Ukrayna ile her şey birbirine girmiş durumda. Devam eden bir savaş süreci var, bir işgal var. Yani bunlar çok kritik konular. Önce Amerika politikası bu anlamda. Mesela bu Rusya-Ukrayna olayıyla ilgili bugün Donald Trump Jr.'ın bir sosyal medyada paylaştığı bir video var. Aynen şöyle diyor, düzgün de şey yapayım, gördünüz mü bilmiyorum. Yok. Harçlığının kesilmesine 38 günün kaldı diye Zelenski'nin videosunu paylaştı. Yani eğer Rusya, Ukrayna savaşının nereye doğru evrileceğini görüyorsak, çünkü Trump normal bir lider değil, ailesindeki üyeleri kullanıyor. Normal Amerikan politikası ve demokrasiyle bağdaşmayan bir tarz izliyor. Bu büyük bir sinyal olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı yani bu süreçte Ocak ayından sonra neye evrilir onu hep birlikte göreceğiz. Peki doğal olarak Fransa'nın ileri sürmüş olduğu, Macron'un ileri sürmüş olduğu olay, benim hatırladığım kadarıyla eğer yanılıyorsam lütfen düzelt. Geçtiğimiz Nisan ayında NATO'nun şemsiyesi dışında bir Avrupa Birliği güvenlik sürecini aynen planlıyordu. Anladığım kadarıyla İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Avrupa Birliği içinde kalan tek nükleer güç Fransa. Aynen. Evet. Şimdi Macron diyor mu ki acaba senin izlenimin önemli bu noktada? Ya en iyisi ben de buradan bir Avrupa liderliği çıkarayım kendime. Çok istiyor. En baştan beri yani Macron ilk seçildiği günden beri bunun takibini yapıyor. Çünkü orada bir şey geliyor. Brexit'in yaşanmasıyla birlikte Avrupa'da bir boşluk oluştu. Evet. Şimdi Almanya'yı normal bir ülke olarak görmemek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nda işgale uğramış bir ülkeden bahsediyoruz. İşgali yapan da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya çekildi. Yani Almanya'nın politikalarını çok Amerika Birleşik Devletleri'nden ayırmak yanlış olur. Tabii. Yani benim görüşüm. Hatta İsrail'den de ayırmak yanlış. Aynen İsrail. Yani bu üçlü birliktelik Avrupa'nın içinde olan. Ama Macron'un özellikle en büyük vurgusu savunma ve ekonomik duruma ilişkin önlem almak istiyor. Evet, Avrupa Birliği liderliğini arıyor. Aslında lideri de diyebiliriz. Ama birkaç bunun önünde engel var. Almanya olsun, dengeler olsun. Bunları yok etmeye çalışacaktır Macron, ama daha ilk seçimin günü, yani daha Trump açıklama yaptı, zaferini açıkladı ve şunu dedi, yani tarihi ve gerçekten belirleyici bir an dedi Trump bu an için. Avrupalı liderlerle güvenliğimizi sonuna kadar Amerika'ya devretmemeleri gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Yani Avrupa'nın güvenliğini artık Avrupa içinde şey yapmamız lazım. Peki gelen sinyaller ne? Tamam, savunmadan girdik diyelim. En önemli konulardan biri hani savunmada yapılabilecek harcamalar. Bu raddeden sonra olabilecek şey şimdi
Trump diyor ki gayri safi milli hasılasının %2'si kadar bir bütçe ayıracaksınız ki NATO'ya. Ben de sizi göreceğim. Bunu ayıran ülkeler kimler? Ben size NATO'dan söyleyeyim. Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, İngiltere. Yani Rusya'ya yakın sınır bölgesi ülkeler diyebiliriz. Ama onun dışında Avrupa'dan Türkiye dahil %2'ye ulaştırmış NATO harcamalarında bir ülke yok. Türkiye dahil bunu. Türkiye dahil. Ha, henüz %2'ye ulaştırmadı Türkiye dahil. NATO harcamaları açısından söyleyeyim. Tabii ki bunu. Bu tabii ki bundan sonraki süreçte nasıl bir şey ilerleyebilir? Şöyle söylemler var. Hani hükümetten alınan veya Avrupa'dan alınan sinyallerde Amerika'dan daha çok silah alımı yapılabilir. Yani önümüzdeki dönemde daha çok silah alımı, silah ticaretini ön plana koyabilir. Bu Trump'ın çok işine gelir. Zaten lobilerle arıyor. Çok seviyor o işleri. Evet. Çok seviyor. Hani bu tür olayları çok seviyor. Evet. Ya zaten destek aldığı gruplarda o sektörden gruplar yani. Ve tabii bu arada Almanya'da bu işe çok kötü yakalandı. Büyük bir hükümet krizi var. Ekonomik çöküntü yaşıyorlar kelimenin tam anlamıyla. Orada neler oluyor? Takip etme fırsatın oldu mu Özgür? Yani aslında ben bekliyordum. Yani seçim gecesi bu krizin çıkacağı belliydi. Aslında genel olarak Avrupa politikasına baktığımız zaman aşırı sağ ve popülist söylemlerin aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, aynı dünyada olduğu gibi müthiş bir artışını görüyoruz. Burada Marine Le Pen destekli Bardella'nın yükselişi son seçimde. Evet. Macron'un onu ekarte ederek iki tarafı, kendi bir hükümet kurması. Ama bunlar çok böyle engellenebilir. Yani su akışını bulur. Hani şu an böyle bir ivme var Avrupa'da da dünyada da. O yüzden ben bekliyordum bir hükümet krizi Almanya açısından. Ve seçim gecesi hemen oldu zaten yani. Evet. Hani dediğim gibi Avrupa'yı Almanya'yı normal bir ülke olarak düşünmek Amerika ile ilişkilerde çok zor bir durum. Çok zor. Evet. Ben bekliyordum yani bu bundan sonra toparlayacak olursak çok da vaktini almak istemiyoruz. Transatlantik İttifak ilk defa galiba Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana ilk defa bir sınavdan geçiyor, doğru mudur? Çok ağır bir sınav yaşayacağız bence hepimiz, yani bütün dünya. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz dünyanın süper gücü. Evet. Parayı üreten o, doları basan o, bütün silahlanmayı, politikayı, yani müthiş bir silahlı güç zaten, onu tartışmıyorum bile yani. Bunları kabul ederek hareket edebilirsek atacağımız adımlarda da daha ihtiyatlı ve daha doğru adımlar atabileceğimize inanıyorum. Şu anda Atlantik İttifakı çok büyük bir krizin içinde olacak. Yani daha ilk sinyalleri ama Ukrayna açısından çok, yani Zelenski açısından da çok kritik bir dönem ve belki üzücü olabilecek bir dönem. En son bir açıklama daha geldi Trump'a yakın çevreden. Onun da notunu almıştım burada. Dedi ki seçim döneminde dış politika danışmanlığını yapan bir isimden açıklama geldi. Kırım artık Rusya'nın dedi yani açıkçası. Yani şimdi tabii bunu bu kadar rahat dile getiriyorlar da zafer kazandığına inanan bir Putin'le önümüzdeki 4 yıl ne yapacaklarını ben de merak ediyorum. Yani Rusya'da boş bir ülke değil yani. Orada çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi soru işaretleri var. Adam bir defa bu işten zafer kazandığını düşünürse ne olacağını ben bile bilemiyorum. Yani evet, bu çok tahtıravalli gibi bir denklem. Evet. Yani çok değişik bir döneme gireceğiz. 2025 Ocak'tan itibaren biz freni kopmuş kamyon gibi bir uluslararası politikayı göreceğiz gibi geliyor. Ekonomik anlamda mesela çok daha ilginç, şöyle toparlıyorum şeyi de, yani demin konuşmamızın başında bahsettiğim bu Merkez Bankası'nın kontrolünü daha fazla ele geçirme olayı Trump'ın
bazı uzmanlar tarafından şu şekilde adlandırılıyor. Trumpageddon. Yani ya, Trumpageddon. Armageddon, Trumpageddon. Büyük çünkü bir felakete gidiyoruz o zaman. Büyük bir felaket. Büyük yani bazı pesimist insanlar, yani pesimist görüşler açıkçası bunun bir felaket peki olduğunu. Özgür Zentürk, teşekkür ediyoruz. Seninle sık sık görüşeceğiz. Çünkü bu, madem tablo bu, transatlantik sistemde böyle bir sorun var, o zaman Avrupa'nın nabzını senden almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerde beraber oluruz. İnşallah.